Hoş geldiniz. Siyasal yaşamımızda tarih yeniden tekerrür edecek galiba. Evet, dört parti kutsal ittifak için bir araya geldi, görüşmeler yapıyor. Peki öncesi ne zaman mıydı? Yaşı müsait olanlar hatırlar. 1991 seçimlerinde Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi %10 barajı aşmak için böyle bir ittifaka gitmişler idi. Ve o zaman o ittifaka bazıları Abdestliler İttifakı bile demişti. Bugün şimdi söylenen ikinci Abdestliler İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'a karşı kurulacağı, bunun perde gerisiyle ilgili bilgileri paylaşacağım ama önce Mehmet Dişli olayı. Kimdir bu Mehmet Dişli diye sorarsanız 15 Temmuz darbesi ihanetinin baş rol oyuncularından biri, üniformalı haşhaşilerden, casuslardan biri, 141 kere ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu. Yani FETÖ'cü alçak olduğu 141 kere tescil ve teyit görmüş durumda. Ve bu isim hakkında 2015'te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerine kulak verelim şimdi. Davutoğlu dedi ki 2015 yaş yani Yüksek Askeri Şura toplantısında Mehmet Dişli ile alakalı olarak MİT ve diğer kaynaklardan onun FETÖ'cü keskin bir militan olduğu belgeleri ve bilgisi geldi. Ben de bu belge ve bilgilerden hareket ile derhal onu emekliye sevk etme kararını aldım. Ancak o akşam, o gece benim bu kararım benim üstümdekiler tarafından beni aşacak bir şekilde değiştirildi. Bu isim emekliye ayrılmadı. Peki ne oldu sevgili seyircilerim? Tuğgeneral iken tüm generalliğe terfi ettirildi bu isim. Şimdi sormak lazım. Dönemin başbakanı, bu adam FETÖ'cü, belge geldi, bilgi geldi, ben emekliye edecektim ama beni engellediler diyor. Kimi kastediyor herhalde? Sizi, beni, sokaktaki insanları kastetmiyor. Herhalde kastettiği isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zira Türkiye'de başbakanlık makamının üstünde olan makam Cumhurbaşkanlığı makamı ve belli ki Erdoğan'ı bu noktada hedefe oturtuyor. Ama Tayyip Erdoğan o gün bugün kendi atadığı başbakanın bu açıklamasına suskun. Niye susuyor? Neden susuyor? Yoksa Tayyip Erdoğan bu ismi neden, niçin, bilerek mi terfi ettirdi? Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. Zira 15 Temmuz ihanetinin birinci hedefi Tayyip Erdoğan idi. Belli ki Tayyip Erdoğan birileri tarafından ikna edildi FETÖ'cü değil diye. O birileri kim olabilir diye şöyle bir zihinsel arayışa geçtiğimizde onun Şaban Diri olabileceği de kanaat getiriyoruz. O kim? Abisi. Peki Tayyip Erdoğan onu nereden, nasıl tanıyor? Malumunuz onu milletvekili yaptı. Kendine çok bağlı, sadık olarak görürdü. Yalnız kamuoyu çok bilmiyor. Perde arkalarına da hakim değil. Araştırmacı, gazetecilik de bitti. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Şaban Dişli ile tanışıklığı, dostluğu Hollanda'daki banka müdürlüğü esnasından geliyor. Evet, Şaban Dişli Hollanda'da Demir Halkbank Rotterdam'ın genel müdürü iken Tayyip Erdoğan da o dönem belediye başkanı, oradan bir tanışıklıkları ve muhabbetleri söz konusu. Öyle aralarında öylesine bir güven iklimi oluşmuş ki o süreçte Tayyip Erdoğan Şaban Dışlı'yı hemen milletvekili yaptı, parti yönetimini aldı. En önemlisi Şaban Dişli İstanbul'da
bir iş takibi olayına girdi. Medyada var, hatırlayanlar hatırlar. Yani bir araziye imarda yardımcı olacağım, ticari alan ilan ettireceğim. Bunun karşılığında da 1 milyon dolar alırım diye bir mutabakat imzalamış o firma sahibiyle. Bu belge Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rüşvetin belgesi diye yayınlandı. Evet, Şaban Dişli 1 milyon dolar rüşvet belgesi diye Kemal Kılıçdaroğlu ifade ona ait yayınlandı. O dönem hatırlayalım, Şaban Dişli partisindeki genel başkanlık yardımcılığından istifa etti. Dahası AKP, Saray, Tayyip Erdoğan onu bir dönem sonra yapılan milletvekilliği seçimde aday yaptırmadı. Ama sonrasında herhalde unutuldu, toplum unuttu bunu diyerek mi bilmiyorum. Şaban Dişli'yi gitti, hakkında bu tür iddialar olan bir ismi Hollanda'ya büyük elçi olarak atadı. İşte Tayyip Erdoğan Şaban Dişli ile bu denli yakın olduğundan olsa gerek bu Mehmet Dişli'yi başbakanın MIT'in talebine rağmen 2015'te emekli etmiyor, terfi ettiriyor. İyi de ben sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan eğer Şaban Dişli benim kardeşim FETÖ'cü değil diye bir teminat verdi ve sonra Mehmet Dişli'nin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı ise Erdoğan Şaban Dişli'yi cezalandırması lazım. Oysa o Lahey Büyükelçiliğine atadı. Yani anlamak mümkün değil. Mehmet Dişli ifade ettim 141 kere müebbete mahkum oldu. Artık tartışmasız bir biçimde FETÖ'cü olduğu kanıtlı. Erdoğan'ı onun FETÖ'cü olmadığına kim ikna etti? Bunun açıklanması lazım. Ahmet Davutoğlu'nun kastettiği kimdir? Erdoğan'dır herhalde. Demin de söyledim, üstünde başka bir makam yok. Başbakanlığın üstünde tek makam o. Bu noktada Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması gerekiyor. Onu bekliyoruz. Mehmet Dişli olayı tam bir muamma. Efendim yeni daha yok. 7 saat uyudu. Ondan sonra bilmem tutuklandı. Doğru değil. Bakın ben elektronik bilgilerden yola çıkarak aktarıyorum. Mehmet Dişli tüm general darbe gecesinin FETÖ'cü alçaklarından biri. 82 telefon görüşmesi yapıyor. Bütün o 15 Temmuz darbe sürecinde bunun 40'ını gece boyunca yapıyor. 42'sini hani Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la beraber helikoptere binip Çankaya Köşkü'ne geliyorlar ya, Çankaya Köşkü'nden yapıyor. Uyuyan bir adam 42 telefon görüşmesi yapabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla bu uyku hikaye. Orada bu isim 7 saat 8 saat tutuklanmadı. 7 saat 8 saat onu kim niçin korudu? Mehmet Dişli olayının perde gerisi nedir? Bunun ortaya çıkarılması lazım. Cumhurbaşkanını açıklamaya davet ediyoruz. Bu arada bir şeyin de altını çizeyim. Bu FETÖ'ye karşı darbe gecesi mücadele eden, canını veren 250'ye yakın kahraman şehidimiz var, binlerce gazimiz var. Onlar için toplanan para vardı. O günün kurları üzerinden dolar mesela 100 milyon dolar ediyordu. Dolar o zaman 2 lira filandı, şimdi 6 lira, şimdi 45 milyon dolara indi. Yani o para ne hale geldi ortada? Neden, niçin o para o kahramanlara verilmiyor? Ahde vefa bu mudur? Bunu da bu vesile ile aktaralım ve sevgili seyircilerim, gelelim ana konuya. Evet, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Parti ve Deva Partisi arasında mukaddesatçı, milliyetçi bir kutsal ittifak söz konusu. Bu yönde görüşmeler var, bunun için buluşmalar var. Evet, yeni bir kutsal
mukaddesatçı, milliyetçi, sağ bir ittifak siyasetimizde, gündemde ve Tayyip Erdoğan'a karşı bu ittifak kuruluyor. Sağ cenahı toparlayacak, merkezinden milliyetçisine, muhafazakarından ortada olan seçmene kadar her kesimi kucaklayacak bir hazırlık var. Bunu bilgilerim bağlamında aktarıyorum. Nasıl MHP ve AKP yeni partileri, yani Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni, yani Davutoğlu ile Babacan'ı seçime sokmamak, onu engellemek için formül üstüne formül geliştiriyor ise, aynı şekilde Babacan, Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu da karşı atakta. Söylediğim gibi bu birliktelik için görüşmeler halen devam ediyor. Bu birlikteliğin yaratacağı sinerji ile %25'lerin üstüne çıkılabileceği değerlendirmeleri, iddiaları bile var sevgili seyircilerim. Bakınız Ali Babacan, ki ben onun geçmişi, referansları bağlamında hep rezervlerim var, ama şunun altını çizmem gerekiyor. Ekonomist kimliği, polemiğe girmeyen ve fazla hedef olmayan Ali Babacan'ın tahmin edilenin ötelerinde oy alabilecek bir potansiyele sahip olduğu ve merkezden ve gençlerden oy çekebileceği Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, yani İyi Parti ve de Temel Karamollaoğlu ile Babacan birlikteliğinin, ifade ettiğim gibi, önemli bir sinerji yaratarak adeta bütün sağın yegane partisi, alternatif parti olma yoluna, imajına girebileceği değerlendirmeleri, yorumları var. Bizi izlemeye devam edin.